بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين رب مزدن ياردم دليارك باش ديورس الله تجام كونو بلاز دلين بكونو الله إن شاء الله ortam, mekan, meclis müsait. allah Teala kalbimizi açsın. Dilime akıcılık versin. Hepimizin anlayışını arttırsın. Ve böylece inşallah bu sohbetten istifade edelim. Hasenat olarak bize yazılsın. Ve bu sohbetle inşallah bazı ufkumuz açılsın. allah Teala kalbimizi, basiretimizi, firasetimizi açsın. Bizi cennette birlikte eylesin. Cennetteki toplantımızın dünyadaki numunesi olsun. Böyle bir duayla başlayalım. Şimdi benim acizane gördüğüm kadarıyla insanların dinden yüz çevirmelerinin arka planında yatan şey insanların varoluş gayesini anlamamaları. Niçin yaratıldı? Kainat niçin yaratıldı? Varlık alemi nedir? Bunlar üzerinde tefekkür etme işleri. Benim acizane kanaatim o. Onu da şuradan çıkarıyorum. Kur'an-ı Kerim'de tefekkürle ilgili ayetlere baktığımız zaman çoğunlukla tefekkür ifade eden fiiller tefaal babından gelir. Tedebbür, tefekkür, taakkul. Te tefaal babı da Arapçada bir şeyi derinlemesine yapmak demek. Yani zorlamak, beynini zorlamak, beyninin bütün hücrelerini çalıştırmak. Biz beynimizin hücrelerini çalıştırmadığımız için hakikat bizim için ne olmuyor? Açılmıyor. Şimdi o halde şöyle varlığı bir değerlendirelim. Varlık aleminde neler var? Varlık nasıl meydana geldi? Varlık alemi içerisinde bizim konumumuz ne? Bunun üzerine birazcık duralım inşallah. Şimdi bu halde geçen bir hadis-i şerif. Allah vardı, Allah'la birlikte hiçbir şey yoktu. Bu çok enteresan bir hadis derinlemesine düşündüğümüz zaman. Hiçbir şeyin içerisine ne girer? Her şey girer değil mi? Yani Allah var, ne zaman var, ne mekan var, ne madde var, ne enerji var, hiçbir şey yok. Sonra Allahu Teala kendisinin tanınmasını istedi. Bunu nereden anlıyoruz? Saliat susken ve ma'ulidi en yudaimun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyulmalarını da istemiyorum. Abdullah ibn Abbas liyabudun ifadesini bana ibadet etsinler ifadesini şöyle tercüme ediyor, tefsir ediyor. Liyelifuni beni tanısınlar diye. Abdullah bin Abbas'ın bu tefsirini niçin alıyoruz? Çünkü peygamberimiz ona özel dua etmiş. Allahum fekkihhu fid ve demiş. Ey Allah'ım onu dinde ince anlayışlı kıl ve ona Kur'an'ın tefsirini öğret. Bu gerçekten çok önemli bir tefsir. Demek ki varoluş gayemiz neymiş? Allah'ı tanımak allah Teala da bu varlık alemini niçin yaratmış? Kendisinin tanınması için yaratmış. Şimdi tanınabilmek için ne lazım? Bir eser sahibini tanımak için ne gerekir? Eser gerekir değil mi? Bir ressamı tanıyın. Nereden tanırsınız? İşte Leonardo da de Vinci. Nereden tanıyoruz? Bir tane kadın resmi var ya böyle ölü gibi duruyor falan. Mona Lisa mı? Ona bakıyoruz. Ben bir şey anlamıyorum ama sanat sahipleri ona bir bakıyor. Adam diyor dünyada bir numaralı ressam. Şimdi demek ki eser var. Eserin sahibi var. Bir de o eseri anlayacak bir varlık olması lazım değil mi? Üç tane temel varlık. Eserin sahibi kim? Allah. Eser ne? Bütün varlık. Esere bakarak eserin sahibini tanıyacak varlık ne? İnsan. Demek ki bu varlık alemi içerisinde en önemlisi neymiş? İnsanmış. Şimdi allah Teala varlığı nasıl yaratıyor? Bununla ilgili de çok net bilgiler yok ama bilimsel tefsil diye bir tefsil ekolu var. Son dönem bazı alimler قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ Felak ayetindeki felak kelimesini şöyle tefsir ediyorlar. De ki, büyük bir patlamayı meydana getiren Rabbe sığınırım. Felak demek bir şey delip geçmek demek. İnne Allah faliqul habbi ven Onun için Allah nedir? Faliqul hab ven Buğdayı ve çekirdeği delendir. Ondan bitki çıkaran, ekin çıkarandır. Allah Teala niye kul euzu bi rabbis sabah demiyor? Sabahın Rabbine sığınırım demiyor. Da felak kelimesini kullanıyor. Evet. Sabah da ne yapıyor? Karanlığı delip geçiyor. Onun için eski müfessirlerimiz şöyle tefsir etmişler. Peki sabahın Rabbine sığınırım diye tefsir etmişler. Bunu da diyorlar ki büyük bir patlama meydana geldi. Bu son dönemde kabul edilen gerçek bu. Ha değişebilir. Ama biz bilim adamlarının söylediği bir şey söylüyoruz. Buna Big Bang diyorlar. Büyük patlama diyorlar. Büyük bir patlamayla varlık ne yapıyor? Oluşuyor. Hasan Hüseyin Varolucan'ın yaşadıklarını ve gördüklerim kitabını okuyorum. Hayatın anlatıyor. Muhakkak herkes okusun. O da bu konular üzerinde çok kafa yormuş zamanında. Burada bu ayetten sonra bu ayetin tamamlayıcısı olan "Ve sema'e bi eydin ve inna Sema'yı biz yarattık ve onu genişletmekteyiz." ayeti var. Bunu da inceliyor. Büyük bir patlama meydana gelince bu patlamada bir şey ileriye doğru ne yapıyor? fırlıyor değil mi? Bu fırlayınca ne olur? Belli bir şeyden sonra düşer, değil mi? Ama dünya öyle bir genişlemeye, kainat öyle bir genişlemeye devam ediyor ki o düşme olmuyor. Hala bir enerji var. Hala bir enerji var. Şimdi demek ki Allah Teala bir patlamayla işte bu enerji midir? Atom mudur? Nedir? Meydana geliyor. Varlık katılaşmaya başlıyor. Öylemiraller dediler ki kâfirler an semâvât ve'l-ard kanet ratkan fefteknâhumâ. Kafirler görmüyorlar mı yer ve gök bitişikti biz onu ayırdık diyor Allah Teala. Yer ve gök bir gaz halinde sonra ne oluyor Ayrışıyor. Sonra katılaşmaya başlıyor yavaş yavaş gezegenler oluşuyor. Jeoloji alimleri diyor ki yeryüzünde ilk katılaşan yer Mekke olduğu için insanlığın yaratılış gayesi de ibadet olduğu için inne evvel beytin vuzil lin bi İlk ibadet için yapılan ev neresi? Mekke'deki Kabe. Kabe'nin mübarek olması, etrafının mübarek olmasının, harem bölge olmasının sebebi neymiş? Sebebi şu. Çünkü orası insanın barınabileceği ilk mekan. Eserin sahibi var. Eser var, eseri tanıyacak var. Burada en önemli varlıklardan bir tanesine eseri tanıyacak olan insan. Dolayısıyla yeryüzü İlk katılaşmaya oradan başladığı için en mübarek yerde neresi kılınmış? Kabe kılınmış. Etrafı kılınmış. Yoksa Kabe'nin turistik olarak gidilebilecek hiçbir yeri yok. 2000 tane volkanik dağdan oluşuyor. Vadiler var. Yani insanı cezbetmeyen bir yer. Ama yeryüzünde en çok insanın akıl ettiği yer orası. Sonra milyarlarca gezegen, ay, güneş, yıldız onu anlatmak insan e, yani aklını hayalini aşacak bir şey. Şimdi varlık meydana geliyor. Buraya kadar tamam değil mi? Felsefe ilmi var. Felsefe ilminin üç tane temel konusu var. Bu gavurca kelimeyi kullanmayı sevmem ama bir ıstalah olduğu için kullanıyorum. Birincisi ontoloji. İkincisi epistemoloji, üçüncüsü aksiyoloji. Ontoloji demek varlık. Varlık. Varlık var mıdır, yok mudur, nedir? Epistemoloji varlık bilgisi. Bilgi nedir? Varlık nasıl tanımlanır? Aksiyolojiyi de iki ayrıyorlar. Etik ve estetik diye. Etik ahlak, estetik de sanat ve onların eserleri. Bütün felsefeciler tarih boyunca eski Yunan'dan bu yana hep bu temel meseleleri tartışmışlar. Önce demişler ki varlık var mıdır, yok mudur? Bunun üzerinde gerçekten beyin yormuşlar. Birçok düşünceler ortaya koymuşlar. Ama birinin söylediğini bir başkası ne yapmış? Yalanlamış. Şimdi din gelmiş. Ben bir önceki sohbette insan vahiy olmadan asla hakikati bulamaz dedim ya. Din gelmiş ve varlığı üçe ayırmış. Onun için bizim kelam kitaplarımızda çok güzel bir sistematik var. Öyle İmam Matül'ün kitabı tevhidi var. Orada bilgi kaynaklarıyla başlıyor kitaba. Ama bazı kelam kitapları varlıkla başlar. Ben varlıkla başlayayım. Varlık var mıdır? Üç tane temel varlıktan bahsetmiş alimlerimiz. Bir, mümkün varlık. Olsa da olmasa da mümkün olan varlık. Biz olabiliriz, olmayabiliriz. Değil mi? Biz mümkün varlığız. İki, müstahil, imkansız varlık. Örneğin Allah'ın yok olması nedir? İmkansızdır. Eğer Allah yok olmuş olsaydı bu kainatın olması mümkün değildi. Bir de vacip varlık, zorunlu varlık demişler. O da nedir? Allah'tır. Varlığı böyle sınıflandırmışlar mı? Sınıflandırmışlar. Üç tane temel varlıktır var demişler. Yani felsefecilerin yıllarca çözemediği bu meseleyi üç maddeyle ne yapmışlar? Çözmüşler. Mümkün varlık, yaratılan varlıkların hepsi mümkündür. Müstahil varlık Allah'ın olmaması imkansızdır. Çünkü bir yerde eser varsa onun bir müessiri vardır. Bir yerde resim varsa bir ressam vardır. Bir yerde hareket varsa onun bir muharriki vardır. Diyor ki Arap şairi El ba'letu tedullu alel ba'il Vel mesiru tedullu alel mesil, Ve semâun zâtu ebrâcin Ve arzun zâtu ficâcin Ve biharun zâtu emvâcin Ela yedullu alel alîmul -al 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 khabîl Diyor. Bedevi. Beğenmediğimiz bedevi. Bir hayvan pisliği, bir deve pisliği buradan bir devenin gittiğine işaret eder. Bir ayak izi buradan bir yolcunun gittiğine işaret eder. Burt sahibi semalar, vadiler sahibi yer ve denizler, dalgalar sahibi deniz. Hiç ele tedullu alel alimil habir. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan bir zata delalet etmez mi diyor. Şimdi demek ki Rabbimiz var. Biz de var mıyız? Kendimizi inkar edebiliyor muyuz? İnkar edemiyoruz. Ha, Allah hayyul la yamuttur. Asla ölmez. Ma sabata kıdemuhu istihal adamu. Bir şeyin ezeli olduğu, sabit olduğu zaman onun ebedi olması da nedir? Kesindir. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Nasıl gidiyoruz? Beyin hücreleri. Şimdi gelelim bilgi. Varlık var ama varlığın olması tamam önemli bir şey ama varlığı düzgün bir şekilde algılamak asıl mesele bu. İşte insanlığın yaptığı en büyük problem varlığı düzgün bir şekilde algılamaması. Ben bunun için hep takkeli daha örnek vereyim. Buradan gözüküyor mu? Biraz daha son He, Tamam. Şimdi Takkeli Dağın tepesinde kaşıkçı elması olsa, dünyanın en büyük elmaslarından bir tanesi değil mi? Topkapı Müzesi'nde. Onun var olması önemli mi orada? Önemli bir şey. Ama biz onu elde etmek istiyorsak, daha önemli olan ne? Oraya nasıl gidileceğini, değil mi? Bilmek. Şimdi istikametimiz istikametimiz o tarafa olmazsa birazcık bir yan çizelsek bütün dünyayı dolaşmamız lazım. Durmadan deveran ederiz. Fasit daile şeklinde döneriz. Onu asla elde edemeyiz. Varlık var ama varlığı düzgün bir şekilde nasıl öğrenebiliriz? İşte bunu da felsefeciler ne diyordu buna? Epistemoloji, bilgi felsefesi. Şimdi bizde bilgi kaynakları nedir? bir şey düzgün bir şekilde öğrenmek için niye ihtiyacımız var? Alimler temelde 3 tane bilgi kaynağından bahsetmiş. Bir tanesi demişler ki, el havasu selime, sağlam duyu organları. İkincisi demişler ki, el aklus selim, sağlam düşünen bir akıl. Üçüncüsü de haber, haberi sadık demişler. Doğru bir <laughs> haber. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Şu dağın arkasında bir duman görsek, dağın arkasından yukarıya doğru yükselmiş bir duman görsek, bu dumanın varlığını neyle elde ettik? Gözümüzle. Bu doğru bir bilgi mi? Doğru bir bilgi. Düşündük. Tecrübelerimiz bize diyor ki, dumanın olduğu yerde muhakkak ne vardır? Ateş. Bir ateş vardır diyor. Bu bilgiyi neyle elde ettik? Aklımızla elde ettik. Evet, üçüncü soruyu soruyorum. O ateşi kim yaptı? Kim yaptı? Kim ama işte o birileri? Ha, o birilerini bilebilmek için güvenilir bir insanın o insan hakkında bize bilgi vermesi lazım değil mi? Haberi sadık olması lazım. Haberi sadık. Haberi sadık gelecek ki bu bilgi, bu ateşi falan 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 kimse yaktı diyecek güvenilir bir insan. Biz de ne yapacağız? O bilgiyi de elde edeceğiz. İşte Allahu Teala biraz önceki söylemiş olduğum varlığı tanımlayabilmek için bize üç tane bilgi kaynağı vermiş. Demiş ki ey kullarım sizin duyu organlarınız var. Görüyorsunuz, işitiyorsunuz, dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz. Bunlar sizin için bir bilgi ifade ediyor mu? Ediyor. Ateş elini yakınca ikinci bir kere ne yapmıyorsan ateşe dokunmuyorsun. Ha diyor ki allah Teala. Eğer bu duyu organlarını düzgün bir şekilde çalıştırırsan, aleme ibret gözüyle bakarsan, alemdeki her şeyde bir şeklin, bir hareketin olduğunu ne yaparsın? Görürsün. Dolayısıyla o işaretler yani senin duyu organların elde ettiği bilgi nereye götürecek seni? Bilmiyorum. Diyeceksin ki burada bir şekil varsa şekli gözünle gördün. Aklını çalıştıracaksın. Bu şekli çizen birisi var diyeceksin. Allah'ı ne yapacaksın? Bulacaksın. Onun için Mülk Suresinde قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ مَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ De ki o sizi yarattı ve ceale lekum sema sizin için kulak verdi. Vel absara gözler verdi. Vel efide bir de kalpler verdi. Kalp aslında düşüncenin merkezidir. Onun için alimler hep tartışmışlar düşüncenin merkezi neresi diye. Ama birçok alim demiş ki şu ayetten yola çıkarak efelem yesiru fil lehum biha. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı yoksa akleden bir kalpleri yok mu? Akletmek neyin özelliğiymiş? Kalbin özelliğiymiş. Elmalı da diyor ki Akleden kalptir fakat diyor onun ışığı dimağdadır, beyindedir diyor. Yani beyinle kalp arasında ne var? Bir alışveriş var diyor. Şimdi bakın biz duyu organlarımızdan yola çıkarak bir yaratıcının var olduğunu ne yaptık? Ortaya koyduk. Ve kıyaslamalar yaparak da ne yaptık? O Allah'ın aklımızda varlığını ispat ettik. Onun için Aklı olmayanın dini yoktur. Buraya kadar doğru. Ama... Şimdi bu Allah nasıl bir varlık? Bununla ilgili bilgi verelim. Bilmiyoruz. İşte tıpkı dumanı gördük. Aklımızda ateşin var olduğunu ispat ettik. Fakat ateşi kim yaktığını bilemiyorsak işte biz de Allah kendi varlığını belki varlık alemindeki yarattığı şeylerle gösterir ama kendi nasıllığını asla aklımızda ne yapamayız? bulamayız. Burada niye ihtiyacımız var? Haberi sadık dediğimiz vahye ihtiyacımız var. Anlaşıldı mı burası? Vahye ihtiyacımız var. Demek ki vahiy olmadan bir insanın hakikati bulması imkansızmış. Bunun en güzel örneği tarihtir. Filozoflarda şöyledir. Birisi bir tez üretir, diğeri antitez üretir, onun zıttı bir şey söyler. Başka birisi ikisini gelir sentezler, orta bir şey söyler. Hep böyle devam eder. Birbirini inkar ederek filozof olurlar. Ama peygamberler bir önceki peygamberi tasdik eder, bir sonraki peygamberi müjdeler ve bütün peygamberler aynı hakikati söylerler. Demek ki vahiyden uzak olan bir insanın hakikati bulması neymiş? İmkansızmış. İşte bundan dolayı allah Teala bize neyi gönderiyor? Peygamberler gönderiyor, kitap gönderiyor. Şimdi bizim kelam kitaplarımızın birinci bölümünde ne işlenir? Varlık. İkinci bölümünde ne işlendi? Bilgi işlendi değil mi? Şimdi üçüncü bölümünde de ilahiyat işlenir. İlahiyat demek Allah'ı tanıtır. Şöyle bir soru sorar insan. Tamam varlık var. Ben de bu varlık alemi içerisinde eserin sahibini tanıyacak kabiliyetle yaratılmış birisiyim. Benim bilgi kaynaklarım da var. O zaman bu Allah vacibül vücut olan zat, mümkünül vücut olan benden neyi istiyor? Bu soruyu sorarız. Değil mi? İşte önce Allahu Teala'yı bir tanırız. Allah nasıl bir varlık? Onun için Allah akılla bilinir ama asla akılla ne olmaz? Tanınamaz. Vahiy ile tanınır. Allah akılla bilinir, vahiy ile tanınır, kalple sevilir. Şimdi üçüncü olarak Allahu Teala'yı tanıyoruz. Allahu Teala'yı nasıl tanırız? Kendisi nasıl tanıttıysa öyle tanırız. İnsanın tarih boyunca yaptığı en büyük yanlış Allah'ın varlığı hususundaki yanlış değil de Allah'ın nasıllığı hususundaki yanlıştır. Onun için bütün peygamberler şirki ortadan kaldırmak için gelmiştir. Şirkte ne var? Allah inancı var. Onunla birlikte başka inançlar da var. Yusuf söylesinde böyle çok dikkat etmez gereken bir ayet. وَمَا يُؤْمِنَ اَكْفَرْهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ İnsanların çoğu Allah'a şirk koşarak iman eder diyor. Demek ki şirkten arınabilmek için ne yapmamız lazım? Kur'an'da Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa o şekilde tanımamız lazım. Allah Teala kendisini nasıl tanıtıyor? Bir zatı var. Zatı bilinmez. Onun sıfatı var. Sıfatların isimlendirilmiş hali var. Biz onlara ne diyoruz? Esmaül Hüsna diyoruz. Ve lillahi'l esmaül hüsna. Bütün güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Alimlerimiz de Allah'ın isimlerini temelde iki ayırıyor. Bir, celal isimleri, iki, cemal isimleri. Celal, rahmeti. Cemal isimleri, Celal isimleri azabı, gazabı. Şu ayet çok güzel özetliyor Allah Teala. Nebbi ibadi enni ene'l gafurur rahim ve en azabi huvel azabul alim." Kullarıma söyle ben çok affeder ve çok bağışlarım. Ama onlara söyle benim azabım çok şiddetlidir. Demek ki kendi zihnimizde ürettiğimiz bir ilah değil de Allah'ın tanıttığı bir ilaha inanacağız. Onun için ben dedim ya, biz varlığı tanımadığımız için, Allah'ı tanımadığımız için, varlığa dair bilgileri elde edemediğimiz için ne yapıyoruz? Çok büyük yanlışlara düşüyoruz. Allah korusun. Şimdi Allah'ı da tanıdık. Nasıl tanıdık? Kur'an aracılığıyla tanıdık. Şimdi dedik ki Allahu Teala kainattaki yarattığı her şey bir sistem içerisindeyse beni de varlığın özeti ve efendisi olarak yarattıysa Allah'ın benden bir isteği var sorusunu soruyoruz değil mi? O zaman bu soruya da şöyle cevap veriyoruz. Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmadıysa beni de asla boş yere ne yapmamıştır? Yaratmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de birçok bununla ilgili ayetler var. insan, الْاِنْسَانُ اَيُّتْرَ كَسُدَ insan başı boş yaratıldığını mı zannediyor? İşte günümüzdeki deizm nedir? Allah'ın yaratıcılığını kabul edip de Allah'ı hikmetsiz bir varlık olarak tanımaktır. Yani bize karışmaz. Bizim yaptığımız hiçbir şeye ne yapmaz? Karışmaz. Allah öyle bir karışır, öyle bir karışır, öyle bir karışır ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا ramayte Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Yani bizim her işimize ne yapar? Allah karışır. Şimdi dolayısıyla burada Allah'ı hayatımızın başından sonuna kadar aile hayatımızdan devlet hayatına kadar karıştırmadığımız zaman biz ne yapmış oluyoruz? Şirk koşmuş oluyoruz, değil mi? İşte bunu çok iyi anlamamız lazım. Şimdi madem Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmıyorsa, benden de bir şey bekliyorsa, benden beklediği şey nedir? Nedir? Kendisini tanıyıp kendisine kul olmak. Hemen başka bir Bölüme daha geçiyoruz. Hani keram kitaplarımızda ile başlıyordu. Önce varlığı tanıtıyordu. Sonra varlığa giden bilgiyi tanıtıyordu. Sonra Allah varsa onu tanıtıyordu. Sonra Allah'ın benden ne istediğini benim bilmem için benim cinsinden neler göndermiş? Peygamberleri göndermiş. Sonra peygamber inancı anlatılır keram kitaplarında. Bu peygamber inancından sonra inananlarla inanmayanların eşit olduğunu, olmadığını göstermek için de hangi inançtan bahseder? ahiret inancından bahseder. Ve Kur'an der ki فَلِيْقُنْ فِي ve Bir grup cennete gidecek, bir grup da ne yapacak? Cehenneme gidecek. Demek ki varoluş gayemiz neymiş? Buymuş. İşte biz bu silsileyi, bu mantık silsilesini kendi zihnimizde oluşturamadığımız için acayip Müslüman tipleri ortaya çıkıyor. İnandığını söyleyen namaz kılmayan, namaz kılan faiz yiyen, zina eden. Yani akla hayale gelmedik Müslüman tipleri akla geliyor. Demek ki sağlam bir inanca sahip olan bir insanın yaratılış gayesini unutarak, yaratılış gayesini unutarak yani bu dünyaya sanki başı, başı yaratılmış gibi düşünmesi nedir? İmkansızdır. Şimdi işte allah Teala bununla bizi şu şekilde şereflendiriyor. Yine o okuduğum kitapta diyor ki mutluluk nedir? Diyor ki insanı mutsuz yapan şey nedir? Önce onu bir bulmamız lazım. Mutsuz yapan şey nedir? Onu bulacaksın ki mutluluğu tanımlayabilesin. İnsan üç zaman dilimi içerisinde yaşar. Bir geçmiş zaman, bir şu andaki zaman, bir de ne? Gelecek zaman. İnsanı mutsuz yapan şey nedir? Bilinmezliktir. Geçmiş zaman. Ne oldu? Ama allah Teala bizden o mutsuzluğu almak için geçmiş zamandaki bütün bilinmezliği kaldırmış mı? Kaldırmış kendi zatından bahsetmiş, varlığın nasıl meydana geldiğinden bahsetmiş, insanın yaratılış aşamasından, varlık aleminin yaratılış aşamasından hepsinden bahsetmiş. Ana gelelim. Şu andaki yaşadığımız an dün için gelecekti değil mi? Yaşadığımız anda geçmiş oluyor. Dolayısıyla geçmişi ve geleceğin bilinmezliğini ortadan kaldıran bir kimse şu andaki yaşadığı anın bilinmezliğini de ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Gelecekle ilgili bilinmezlik insanı en büyük huzursuz eden şeylerden bir tanesidir değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cennetin ve cehennemin sokaklarına ve caddelerine varıncaya kadar allah Teala o bilinmezliği kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Demek ki Allah'a inanan bir kimse, ona güvenen bir kimse için mutsuzluk nedir? Yoktur. O şakî olmaz. Sıkıntı olabilir. Ama huzursuzluk asla olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikredilen şu ifade çok önemli. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar için korku da yoktur, hüzünlenme de yoktur. Korku neyle ilgilidir? Gelecekle ilgilidir. Hüzün neyle ilgilidir? Geçmişle ilgilidir. Allah'a gerçek manası inanan, varlığı tanımlayan, varlık içerisindeki kendi konumunu bilen, kendi konumuyla Allah arasındaki irtibatı kurabilen bir insan için geçmişle karanlık değildir, hüzünlenmesine gerek yok. Gelecek de bilinmez değildir. Korkmasına gerek yok. Demek ki yavur olmak hayattaki en zor şeylerden neymiş? Bir tanesiymiş. Yine İhsan Efendi'den bahsettim ya. O çok güzel bir ifade gördüm. İhsan Efendi ölünce şöyle tasvir ediyor. Şimdi dünyada sevdikleri insanlar vardı diyor. Ama ahirete gönderdiği başka sevdikleri insanlar da vardı diyor. Şöyle perdeyi araladı öbür alemdeki sevdiklerine kavuştu. Bu alemdeki sevdiklerini beklemektedir diyor. Demek ki ölüm neye dönüşüyor bu durumda? Bir perdeye dönüşüyor değil mi? Açtığın zaman öbür alemdeki insanlara ne yapmış oluyorsun? Kavuşmuş oluyorsun. Yani işte burada ölümü öldürmek. Ölümü öldürmek ancak neyle olur? İmanla olur. İman olmadan bir insanın dünyada saadeti yakalaması, öbür alemdeki bilinmezleri, meçhulleri kaldırması nedir? İmkansızdır. İşte bu da neyle olur? Daha sohbetin başında bir şey demiştim. Neyle olur? Tefekkürle olur. Tefekkür. Alimlerimiz tefekkürü üç ayırıyorlar. ediyorlar. Diyorlar ki, tefekkürül edne. Osman Hocam ikincisi ne olur? Arapça, imhattaki Arapça bilgilerini bir ölçelim. Tefekkürül edne. En basit tefekkür. Tefekkürül evsat. Bir de tefekkürül a'la. Ali İmran suresinin son ayetlerinde bu üçü de var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gece kalktığı zaman inne fi halqis semavati vel ardu vaktila fil leyl ven nehar ayetlerini sonuna kadar bir buçuk sayfa okurmuş. Hatta alimlerimiz bunu şuna da delil getiriyorlar. Abdestsiz bir şekilde Kur'an'ın okunabileceğinin delili olarak da onu getiriyorlar. Şimdi tefekkür edne şu. Varlık alemini düşünmek. Ölen öldükten sonra dirilme nasıl olacak? Menzur <laughs> ila athar rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevti. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bakın. Öldükten sonra nasıl diriltmiş? İnne zâlike le muhil İşte ölüler de böyle diriltecek. Bu tefekkür değil mi? Şu anda neyi yaşıyoruz? Hazan mevsimini yaşıyoruz. Aslında bu mevsimde çok güzel oldu buraya gelmemiz. Bir de bahar mevsiminde çok güzel olacak inşallah. Bu mevsimde neyi yaşıyoruz? Yavaş yavaş ölüme doğru gidiyoruz, değil mi? Ama bahar mevsiminde ne olacak? Tekrar dirileceğiz. İşte bu varlık alemini düşünmeye ne diyorlar? Tefekkür edna. Basit tefekkür. Biz bunu da yapamıyoruz. Ama bunlar eline kadar basit tefekkür olsa da bir merdivendir. Bunu düşünmeyen ikinci düşünce atadından ne yapamaz? Yükselemez. İkincisi diyorlar orta derecede tefekkür ölüm. Ölümü tefekkür. Çünkü orada da yine e, Kur'an-ı Kerim birçok yerinde Allah'ın bizi Müslüman olarak öldür. Hazreti Yusuf'un duası. E, bizi sahillerin içerisine kat. Çünkü ölüm insanlık için en gerçek şeydir. Hayat değil. Ölüm en gerçek şeydir. Onun için Mülk Suresinde nasıl ayet اَلَّذ۪ي halal Mevte ve Ölümü ve hayatı yaratan. Önce hangisi geçiyor? Ölüm. Ölüm geçiyor. Demek ki bir Müslümanın ölümü hiçbir zaman zihninden çıkarmaması lazım. Çünkü ölümün geriye dönüşü yok. O mevrahim yub'asun. Dilinceye kadar bir perde var. Asla o perde ne yapmayacak? Kalkmayacak. gelmeyeceksin. Ve ölümü kim düşünecek? Her insan ölüme her an Yakın olduğu için herkes düşünecek. Sadece yaşlanmış olan insanlar değil. Herkes düşünecek. Bugün tam böyle üzerine şiir de yazmam gereken bir e, olay yaşadım. <laughs> İnşallah onu ileride şiire dönüştürmeyi düşünüyorum. Bizim iki tane öğrencimizin düğünü vardı. Bunlar kardeş. Babası ikisinin düğünü de bir güne denk getirmiş. Onun düğün yemeğine gittik göçüye yemek yiyoruz herkes evin içerisinde. Daha önce bir ziyaret etmiştik. Dedeleri de kenarda oturuyor. Her gelen dedesine soruyor nasılsın diye soruyor. Dede de ağlamaya başlıyor. Diyor kolum kanadım kırıldı, hanımı ölmüş, dünya faniymiş falan diyor. Bu gerçekten tefekkür edilip düşünülmesi gereken ibretlik olaylardan bir tanesi. Şimdi bir şahitle diyor ki hasta ölümü bekler doktor da para bekler diyor. Yaşlanmış, en sevinçli torununun en sevinçli gününde en hüzünlü anını yaşıyor. Benim hayatta gördüğüm şey şu. İnsanlar ölümü öteleye 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 öyle bir öteliyorlar ki en sonunda ölümle karşı karşıya gelince bir ümitsizlik hali yaşıyorlar. İnsan dünyaya yalnız geldi mi? Aslında her insan kalabalıklar içerisinde olsa bile yalnızdır. Çünkü ölürken yalnız ölüyor. Bu kullum atihi kıyamet ferde. Kıyamette de ne yapacak? Allah'ın huzuruna yalnız bir şekilde gelecek. Dolayısıyla hayatımızı yalnızlığa alıştırmalıyız. Yalnızlığa alıştırdığın zaman etrafındaki bütün o sahte güçleri bertaraf ettiğin zaman geriye tek güç kalıyor. La ilahe. Bütün sahte ilhalar devrilince geriye illallah kalıyor. İşte ölümü düşünmek, hayatı düşünmek, tefekkür etmek sahte ilahları ne yapar? Etrafımızdan def eder. Bu senin aslında oluşturduğun sahte ilahlardır. Geriye kim kalır? Lillahil vahidil kahhar. Bir olan ve kahredici olan Allah kalır. Herkes Allah'ın huzuruna ne yapacak? Yalnız gidecek. O da neyle olacak? Ölümlü olacak. Onun için ağaca dayanma, kurur. İnsana dayanma, ölür. Duvara dayanma, yıkılır. Allah'a dayan. Huve hayyul la yemuttur. O ölmeyen bir Allah'tır. İşte allah Teala bütün bunları bize göstererek kendisinden başka gerçek dostun olmadığını bize ne yapıyor? Öğretiyor. Bu ikinci tefekkür şekli neymiş? Ölümü tefekkür etmek. Ölümü tefekkür edince etrafındaki bütün sahte ilahlardan uzaklaşıp kelime-i tevhidin nefkini söyleyip daha sonra da Allah'a düşünerek illallah, Allah var demek. İşte bu gerçek tevhiddir. Allah Teala bizden temelde iki şey istiyor. Birincisi kendisine mutlak bir teslimiyet. İkincisi kendisinden başka hiçbir varlığı gerçek manasıyla sevmemek. İşte Allah kıskanç olduğu için biz de başka varlıkları sevdiğimiz için ne yapıyor? Bizi hep kendisine yaklaştıracak sıkıntılar, dertler veya başka ayetleri göstererek hep bana gel, bana gel, bana gel diyor. Tabii o Hacem geçmişteki hayatı nasıl ben onu bilmiyorum ama benim büyük alimlerde gördüğüm şey hep yalnız bir hayat yaşayarak Allah'la birlikte olmayı kendilerine prensip edinmeleri. Diğerlerinin hep bir gölge olduğunu ne yapmaları? Anlamaları. İşte bunu anlayabilmek için de ikinci tefekkür olan neyi yapmamız lazım? Ölümü düşünmemiz lazım. En üstün tefekkürü de alimlerimiz kıyamette insanı bekleyen hakikatleri tefekkür etmek olarak algılıyorlar. Çok değişik manzaralar var kıyamette 50 bin yıllık bir süre orada insanlar ne yapacaklar? Hesap alında bekleyecekler. 50 bin, elfe sene, 50 bin yıl. İşte orada çok dehşetli manzaralar var, çok güzel manzaralar var. Kitabını sağından alanlar var, solundan alanlar var, Sırat Köprüsü'ne takılanlar var, orayı yıldırım gibi geçenler var. Cennetteki o yüce makamlar var ve en son olarak cennete girenler için ve cehenneme girenler için Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis var ki bu hadis allah Alem düşünmek tefekkürün zirvesi olsa gerek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ölüm bir koç halinde getirilecek ve kesilecek diyor. Ölüm de bir varlık. Ölümün varlık olduğunu biraz önce okuduğum Mülk Suresi söylüyor değil mi? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Ölümü yarattık. Yaratılan bir şey nedir? Varlıktır. Dolayısıyla ölüm bir yokluk değildir. Bir varlıktır. Kıyamette koç haline getirilecek. <laughs> ve kesilecek. Cehennemliklere denilecek ki ey cehennemlikler bakın ölüm kesildi ebedisiniz kafirler için. Sonra cennetliklere denilecek ki ey cennetlikler bakın ölüm kesildi ebedisiniz. Buradan öte söz var mı? Bir insan bunu tefekkür ettiği zaman dünyada günah işlemesi mümkün mü? Allah'a kul olmaması mümkün mü? Ebedi sonsuz bir hayat. Cennet Allah Teala müminleri toplayacak. Onlara diyecek ki: "Ey kullarım, verdiğim bu nimetleri beğendiniz mi?" Ya Rabbi bütün nimetler var. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de de peygamberimizin hadislerinde de cennet tarif edilmez. Çünkü sınırsız bir şey tarif edilemez. Tarifsizliği anlatılır. Ölen secde söylesinde Tatacafe <laughs> junubuhum anil rabbuhum ve Onlar diyor yan yattıkları yerden kalkarlar, korkarak ve umarak Rablerine tazarru ederler. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ Hiçbir nefis onlar için ne hazırlandığı ne yapamaz bilemez diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da مَا <laughs> لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَلَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Ne bir göz görmüştür, ne bir kulak işitmiştir, ne bir insanın kalbine böyle bir nimet vardır diye gelmiştir diyor. İşte o manzarada Allah Teala müminlere hitap edecek. Ey kullarım, beğendiniz mi cennetimi? Ya Rabbi istediğimiz her şey var. Ben bugünden itibaren ebediyen size gazap etmeyeceğim diyecek. Bunu da duyan müminler sevincinde ne yapacak? Çıldıracak. İşte asıl tefekkür neymiş? Buymuş. Dolayısıyla tefekkür edersek, varlığı tefekkür edersek, varlığın gayesini tefekkür edersek, varlık alemi içerisindeki konumumuzu tefekkür edersek, hakikati ne yaparız? Buluruz. Kur'an-ı Kerim zaten bütün konularını toplasan, derlesen, toplasan temelde 3-4 konu vardır. Asıl olarak. Alimlerimiz diyor ki Kur'an üçte biri tevhidden bahseder, üçte biri ahiret inancından bahseder, üçte biri ahkamdır. Bazıları da üçte biri geçmişlerin hikayeleridir diyor. Ama hepsi derleyip toplasak nereye gidiyor? Tevhide gidiyor değil mi? Allah'a, Allah'ı bir olarak bilmek, onun emirlerine itaat etmek. Yani Kur'an-ı Kerim'in özü nedir? Budur. Bunun için ilim öğrenelim, Arapça bilelim. Ama bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Şu andaki söylediğimiz şeyleri anladıysak biz gerçek bir müvahhidiz. Ve bunun doğrultusunda ne yapacağız? Hayatımızı yaşayacağız. Değil işin teferruatı, ilim sahipleri ne aitti? Allah Teala kıyamette cennette değişik mertebeler var ettiği için 8 tane cennet olduğu için velledine ütül ilme derecat ilim sahiplerinin derece derece ne yapacak? yüceltecek, onlara makam verecek. Ama hiçbir Müslüman bu anlattığımız temel şeylerden müstani olamaz. Bunlardan uzak olamaz. Bunun için de normal bir akıl yeterlidir. Normal bir aklı olan, perdelenmemiş olan, aklı perdelenmediyse bu insan hakikati ne yapar? Bulur. Onun için diyorlar ki alimler dünya hem perdedir hem aynadır diyorlar. Dünya perdedir. Eğer gözün görmüyorsa Hiçbir güzelliği ne yapamazsın? Göremezsin. İşte Allah'a giden yolda bir perdedir. Nefsin istekleri, dünyanın arzuları bir perdedir. Ama o perdeyi kaldırıverdiğin zaman dünya bir aynadır. Dünyada cenneti, cehennemi, Allah'ın azametini, büyüklüğünü, kibriyasını göreceğin bir aynadır. Onun için allah Teala kafirlerden bahsederken ne buyurur? Onların kalplerini mühürledik. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ ve وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَتَّنْ önlerine ve arkalarına bir set çektik değil mi? Set çekince ne yaparsın? Önünü de göremezsin, arkanı da göremezsin. Hayallerin peşinde koşarsın. Birisi hayali şöyle tanımlıyor. Böyle kuruntuları şöyle tanımlıyor. Gökyüzündeki yıldızları bakarken, bakarken önündeki çukuru görmeyip de ona düşen insandır hayalperest diyor. İşte dünya hayalleri peşinde koşarken, o yıldızlara ulaşacağımızı zannederken cehennem çukuruna düşersek ne oluruz? Hayalperest oluruz. Rabbimiz diyor ki hayal olmayın. Ve ma huwa Allah'ın ayetleri şaka değildir buyuruyor. Evet. Ben şöyle genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Tabii bunların hepsi derinlemesine anlatılması gereken, düşünülmesi gereken konular. Ee, Rabbim bize eşyan hakikatini öğretsin. Kendini kendi tanıttığı şekilde bilmeyi, azametini, yüceliğini, kibriyasını bilip ondan haset içerisinde olmayı, onu her şeyden çok sevmeyi, bütün varlığımızı şu ayette olduğu gibi kul innas salati ve nusuke ve mahya ve mati lillahi rabbil alemin'deki özelde namazım, genelde kurbanım ve bütün ibadetlerim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır diyebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Subhanekallahumma ve hamdük ve eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyk ve'lhamdülillahi rabbil âlemin.